Evet. Ona hasta gözüyle bakacakmışız. Tedavi edecekmiş. Aynı tezgahtan beni de geçirmediler mi? Hem el kadar bebek değil, eşek kadar adamdım. Herifler ilmek ilmek işlediler beni. Kafamın içini boş tenekeye çevirdiler. Kendimi unuttum. Kıyasettin babayı unuttum. Seni unuttum oğlum, seni. Daha ötesi var mı? Az daha kardeşimin kanına girecektim. Yasettin Baba ile senin şefkatin sayesinde bunların üstesinden gelmedik mi Mustafa'm? He? Gelmedik mi? Kıyasladığın şeye bak. Kız katil Ali. Evet, katil. Doğru. Yasettin Baba bizi terk ettikleri sokakta bulmasaydı... kim bilir kimlerin elinde, sen de ben de ya katil ya da hırsız olacaktık Mustafa'm. Haklı olabilirsin. Farah'ın inanmışlığını yıkmamızın tek yolu şefkat olabilir. Zaten başka çaremiz de yok, deneyeceğiz. Hadi karargaha geçelim. Alın eti. Dün akşam söylediğim gibi baskın olmadı. Görüyorum. Baskın olsa sen burada olamazdın. Diğer okullarda bir vukuat var mı? Hayır. Emin misin? Bir şey olsaydı mutlaka bilirdik Padre. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Padre, bütün ruhban okulları muhafaza altındadır. Neyin muhafazası? Osmanlı hukukunun farklı dinler için tanıdığı serbestlik ve imtiyazın muhafazası. Osmanlı her aklına estiği gibi bu okulları basmaz. Padişah patırtı çıkartmak istemiyor. Bu işin içinde bir iş var. Ben yapacağımı biliyorum. Hazırlanın, gidiyoruz. Yavaş. Çocuk nasıl? Gördüğün gibi iyi. Korkuttun lan beni. Taş gibiyim amirim. Biz öyle bir boşta gidecek adam mıyız? Ayıp ettin. Yanlış kulağın biraz az duyuyor. Ziyanı yok. Duyanlar diğer kulağıma anlatır derdini. Yavaş ya lan. Boğulacaksın. Dokunduğun şifa buluyor vallahi. Şifa Allah'tan, bizimkisi gayret. Mustafa, dün gece arayacağınızı söylediğiniz okul Boğaz sırtlarında demiştin değil mi? Geçişirim. Çocuklar orada mıdır acaba? Bilmiyorum.
İnşallah. Lakin o civarda çok fazla okul var. Nasıl ayırt edeceksiniz? Yolunu bulacağız. Dün gece... İyi misin Davut Paşa? İyiyim. İyiyim sultanım. Evet, dün gece kayda değer bir malumat mı oldu? Olmuş padişahım. Mustafa kardeşlerden birini daha yakalamış. Âlâ. Etti ki. Peki konuşmuş mu? Maalesef. Dün gece... Maalesef. Ne yazık ki. Onu sağ ele geçirememiş. Bir de... Davut Paşa. Emredin sultanım. Buyur. Su iç Davut Paşa. Allah razı olsun sultanım. Şayan hayret bir teklifle karşı karşıyayız. Bak, duyunca sen de çok şaşıracaksın. Kardeşler, dikkat çekmeyeceğiz. Gölge gibi olacağız. Takip aldığımız okullardan biri son derece tehlikeli katillerle donanmış. Nasıl adamlar? Eşkalleri belli mi? Ben bunlardan biriyle tanıştım. Bu adamların nasıl olduğunu boş verin. Bunlar şeytanın süt kardeşi. Postunu deldiren, façasını çizdiren olmasın. Dikkatli olun. Fark edilmeden mekteplere sızın. Gölge gibi olun. Davut Paşa. Boris Efendi bankanın parasıyla bir silah fabrikası kurmayı teklif etti. Hakikaten şaşırdım. Yalnız bu Boris'in cüretini aşacak bir talep. Doğrudur sultanım. Asıl bu teklifin kimden geldiğini öğrenmemiz lazım. Almanlar? İhtimal. Lakin... Başkalarının olması da muhtemeldir. Haklısınız sultanım. Lakin henüz şüpheyi kanaate çevirecek bir malumat sahibi değiliz. Bu işin aslı astarı tez vakitte öğrenilsin paşa. Bugün bunlar kukla oynatmak için kullandıkları bu ipleri... yarın boynumuza ilmek olarak geçirmeye teşebbüs edebilirler. Efendi Boris bize çok güzel haberler getirdi. Padişah silah fabrikalarını kurmayı kabul etti. Ve tabii ki bu fabrikalar bankanın desteğiyle kurulacak. Ve bizim denetimimizde olacak. Ama bu hususta çok çetin bir meselemiz var Efendi Boris. Nedir Yüce Efendi? Efendi Alexander. Kelle avcılarının nişangahında sizin olmanız bizi fazlasıyla üzer. Yani Boris Zaharias, silah fabrikasını kurmanın girişeceğiniz son teşebbüs olmasından endişeleniyoruz. Boris'e silah fabrikası kurmayı teklif eden bu müteşebbis kimmiş? Kim olduğunu söylemedi. Faris Efendi, kim olduğunu sormadınız mı? Sorduk da bir sormaz mıyız? Teşebbüsüne teşvikte bulunacağımız adamın hüviyetini, soyunu sopunu sormak, bankanın murahhas azaları olarak hakkımız dedik. Peki Boris ne dedi?
Hakkınız elbette ki. Bileceksiniz ama şimdi değil dedi. Demek öyle dedi. Bir şey daha var. Süreyya işi kabul etmedi. Ya bak sen. Boris'in bankanın reisi olmasına destek veriyor ama silah fabrikası işine hayır diyor. Lokum seversin sen. Safranbolu lokumunu kim sevmez? Bunlar silah fabrikası falan kuramaz. Bu müteşebbis denilen adam vaktinde Avrupa'da silah tasarımı ve üretiminde çalışmış bir mühendismiş. Hadi canım. Bunu niye daha önce söylemedin? Bu her şeyi değiştirir. O Boris denen sefilin en kısa sürede ortadan kalkması gerekiyor. Yakında Boris. Çok yakında. Boris Zaharyas. Kısa zamanda yaptığınız hizmetler takdire şayan. Takdiriniz benim için onurdur. Onur bazen taşıması ağır bir yüktür Zaharyas. Şimdi sana ölüm cezası verenleri konuşalım. Ölüm yüce efendi. Eğer yüce meclisin menfaatleri uğrunaysa benim için ceza değil bir lütuftur. Efendi Boris, ümit ederim ki ölüm karşısındaki bu asil duruşunuz ölüm kapınıza gerçekten dayandığında da devam eder. Müsaade ederseniz. Buyurun. İngiltere ve Almanya'yı fazla önemsemiyor musunuz? Boris birader, düşmanlarınızı asla küçümsemeyin. Sana naciz bedenini aşan büyük bir görev verdik. Sen Osmanlı'nın bankasının başındasın. Yaklaşmakta olan 1000 yılı etkileyecek bir görevin var senin. Osmanlı'yı hasta etmek ve hasta tutmak. Bu yüzden hayatta kalmanız bizim için çok önemli. Bunu idrak edin ve çok önemseyin. Öyle değil mi efendi Boris? Haklısınız Yüce Efendi. Tahtu Hümayun, size ananızın ak sütü gibi helaldir sultanım. İşitemedim efendim. Muhammed efendi çocuğunuz var mı? Var efendim. Bir oğlum var. Ellerinizden öperler. Oğlunuz kaçırılsaydı, akıbetini bilmeseydiniz, Allah muhafaza, vazifenizi yerine getirebilir miydiniz layığıyla? Samimi olmak gerekirse, hayır efendim. İnsan aklını yitirir. Yani bir vazife almak istemez. Hatta bir müddet müsaade ister. İşte bir neferle bir lideri ayıran budur. Affınıza sığınarak anlamadım efendim. Padişahımız efendimizin canından çok sevdiği kızı kaçırıldı biliyorsun. Acısı büyük. İçi yanıyor. Lakin doğruyla yanlışı ayırma hususunda bir lahza bile tereddüt göstermeden devlet-i âliyi en isabetli kararlarla yönetmeye devam ediyor. İşte ben böyle padişaha Ulu Hakan derim. Neslihan Sultan. Uyandın mı kızım? Ne istiyorsun? Bundan sonra bunları giyeceksiniz. Kardeşime ne oldu? Ne yaptınız ona?
Endişelenmeyin. Siz benim söylediklerimi yaparsanız ben de Ali'yi iyi ederim. Bize hep yalan söyledin. Ali'yi görmeden bunları giymeyeceğiz. Berfu? Sen giyersin değil mi güzel kızım? Bırak onu. Eğer giymezsen seni karanlık zindana kapatmak zorunda kalırım. Ali de bir daha yanınıza gelemez. Ali'nin daha kötü olmasını, Berfu'nun karanlık zindanda sürünmesini istemezsiniz herhalde değil mi? Tamam, giyeceğiz. Berfu'ya bir şey yapma. Güzel. Giyindikten sonra odama gelsinler. Biz varken sana dokunamayacak. İçin hazırız. Emirlerinizi bekliyoruz. Güzel. Mustafa kardeşimizi öldürmenin bedelini silah arkadaşlarının canıyla ödeyecek. Kana karşı kan. Okulu aramayı aklına bile getiremeyecek. Anne. Thank you.
Sorumlu olduğum kardeşlik teşkilatı Efendi Boris. Onları bu kadar güçlü kılan ne biliyor musun? Onların da birer devşirme olması. Türklerin sevdiğim bir hikayesi vardır. Bir ormancı ağaç kesmek için balta vurdukça ağaç haykırmış. Ormancı, sen beni deviremezdin. Ama neyleyim ki baltanın sapı benden. Biz çocuk devşirme işini Osmanlı'dan öğrendik. Osmanlı 350 yıl boyunca askeri kuvvetinin mühim kısmını gayrimüslim tebaanın çocuklarından devşirerek tedarik etti. Peki asıl ilginç olan ne? Biliyor musun? Anneni mi gördüm yanında? Tabii hanım. Merak etme Gazanfer. Rüyanda anneni sayıklıyordun. Çok mu özlüyorsun anneni? Anneni çok mu özlüyorsun ha? Her gece onunla kavuşuyor musunuz ha? Gidem! Bırak! Silahını indir yoksa boynunu kırarım! Zaman geldi. Osmanlı devşirme ordusunun neferleri köklerine karşı savaştılar. Ve neredeyse girdikleri her savaşı kazandılar. İşte ben siyasi ve askeri zeka diye buna derim Efendi Boris. Osmanlı'yı Osmanlı'nın evlatlarına kırdırmak. Daha yani bir strateji. Ama dahici olan başka bir şey daha var. O da insanın fıtratını bilmekten kaynaklanan bir deha bu. Nedir o efendim? Unutmak ve unutturmak. Unutmak. Hafızamız bizi köklerimize bağlar. Köklerimiz bizi biz yapan şeylere ait kılar. Ait olmak İnsanın fıtratında var. Köklerinden kopartılmış ve köklerini unutmuş olan bir insanı başka bir şeye ait kılmak çok daha kolaydır. Unutmak ve unutturmak. Bunu ancak çocuklara yapabilirsin. Osmanlı çocuklarda gelecek gördü. Kimsenin görmediği bir gelecek. Milletlere bölünmüş bu cihanı tekrar birleştireceğiz Efendi Boris. Paramparça olmuş bu dünya köklerini yavaş yavaş eriteceğiz. Gün gelecek bu dünya tek bir millet olacak. Bizim yönettiğimiz tek bir devlet. Ve bunu da yetiştirdiğimiz çocuklar sağlayacak. Tabip hanım bırak! Yapman gerekeni yap! Tabip hanım bırak! Hayır Gazanfer çabuk! Hayır sakın yapma! Sana ne gördüğümü söyleyeyim. Osmanlı askerlerinin annemi öldürdüğünü gördüm. Farah. Hırs doğru kullanıldığında büyük bir güçtür. Saldırırken ne düşünüyorsun? Ailemi öldüren Osmanlı askerlerini. Maalesef seni kanlar içinde bulduğumuzda
Anne ve baban işkenceyle öldürülmüşlerdi. Biliyorum padre. İçindeki intikam ateşini büyüt. Büyüt ki pek yakında aileni katledenleri o ateşte yakacaksın. Savaşta acıma olmaz. Neden o zaman o kadınların ve çocukların ölmesine izin vermedin? Neden o zaman çocukların ve kadınların ölmesine izin vermedin? Farah, neden onlara yazsın? Çünkü sen onlar gibi değilsin. Çünkü sen vicdanlısın. Her gece rüyanda anneni görüyorsun. Çünkü sen vicdanlısın. Vicdan. Sen öbür katiller gibi değilsin. Sen onlardan farklısın. Annenle geçirdiğin günleri senden alamadılar. Farah, sen onlardan farklısın. Farah! Birlikte dövüşeceksiniz. Kardeşler! Celal ve Farah kardeşinizi seyredin. Onlarla değil, gerçek kılıçlarla. Ne? Gerçek kılıçlarla mı? Evet. Bakalım Farah, talimde dövüştüğü gibi gerçekte de dövüşebilecek mi? Başla. Dövüşmezsen ölürsün. Şimdi git tedavini yaptır. Bravo Farah. Bravo. Savaşta acımak yoktur. Celal. Celal. Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Dert etme. Bir savaşçının gerçek rütbesini yaraları gösterir. Canın yanıyor mu? Kaçalım buradan. Şşş. Eğer bunu duyarlarsa ne olur biliyor musun? Seni öldürürler.
Kaçalım Celal. Sadece sen ve ben. Kaçalım buradan. Hiçbir yere gidemeyiz. Burası bizim evimiz. Biz buraya aitiz. Hayır değiliz. Ben artık hatırlıyorum. Gerçek evimi. Farah. Sen de biliyorsun. Osmanlı ailemizi öldürdü. Dışarıda bizim için bir şey yok. Bizim dünyamız burası. Merak etme. Seni her zaman koruyacağım. Sonsuza kadar. Kimse senin kılına zarar veremeyecek. Sana söz. Seni bulacağım Farah. Ve sana bunu yapanların dünyasını başına yıkacağım. Şey değil. Ne o? Yahu böyle bir makale olabilir mi hiç? Bu nasıl mütefekkir? Batı'nın üstünlüğü kültüründe saklıymış. Bizim de ilerlememiz için tümüyle kültürümüzü, itikatımızı değiştirmemiz gerekiyormuş. Bu Jön Türkler kendileri ne zannediyor? Kendilerini milletten akıllı sandıkları kesin. Sanki şey kokusu gibi. Barut kokusu lan bu. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Madem artık teşkilatımızın bir parçası olacaksınız, nasıl bir teşkilat olduğumuzu öğrenmelisiniz. Biliyoruz. Siz bir avuç zalim katilsiniz. Çocuğum, cahil çocuğum. Dünya tarihi o senin katil dediğin kahramanların kılıçlarıyla değişmiştir. Sizlerle işin bittiğinde sizler de öyle birer kahraman olacaksınız. Biz Flint'te Mustafa ve Bıcak Ali gibi kahraman olacağız. Ha, Mustafa ile Ali. Çocuklar, ben de bu konuyu sizinle konuşmak istiyordum. Maalesef size üzücü bir haber vermek zorundayım. Sizin kahramanlarınız artık yaşamıyorlar. Yalan! Başlangıçta bana inanmayacağınızı biliyorum. Ama bir de şöyle düşünün. Eğer yaşıyorlarsa niye sizi kurtarmaya gelmiyorlar? Çünkü Kardeşler Teşkilatı'nın onurlu savaşçılarının kılıçlarıyla can verdiler.
yani sevgili çocuklar. Artık kimse sizi kurtarmaya gelmeyecek. Buna bir an evvel alışsanız iyi olur. Şah babam. Çok yakında sıra Şah babana da gelecek. Hadi Mustafa. Hadi. Mustafa'm. Kardeşlerinin misillemesini yapıyorlar. Misilleme değil. Başka bir sebep var. Beni rahatsız etmemeni söylemedim. Efendim, özel postanız geldi. Çekilebilirsin. Sir Henry. Kendilerine Yüce Meclis adını veren ve bu milletin asalet düşmanları, sahip oldukları büyük gücü Birleşik Krallık aleyhine kullanmaya başladılar. Bankalarına ve yasal faaliyetlerine dokunamıyoruz. Benim tüm itirazlarıma rağmen, avam kamerasındaki aymazlar nedeniyle İngiliz petrol şirketlerinin hisselerini satın almalarını engelleyemedik. Canavarın başı orada. İstanbul'da ejderhanın başını kesmek için kılıcınızın keskin olmasını diliyorum.
Tanrı kraliçeyi korusun. Amen.